Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi lezzi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye leula en hedana Allah. Lekan ca'at rusul Rabbina bilhaq. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ahli Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bakara suresi 80. ayet-i kerimesinin meallerine bakıyorduk. Estaizu billah. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. En son baktığımız meal Suat Hoca'nın mealiydi. A.Uğur mealine bakalım. İsrailoğulları sayılı birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacaktır dediler. Bu ayette açık değil. Sanıyorum yukarıdaki bir meale benziyor. Bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki, parantez içinde onlara, siz Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden caymaz? Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? G.Onam mealinde sayılı birkaç yine burada da var, gün dışında ateş bize değmeyecek dediler. Len temessene. Değmeyeceği yine kullanmıştı yukarıdaki mealcilerden biri. Dediler, de ki, Tanrı'dan, lafzatullah yerine Tanrı kullanılmış, böyle bir söz mü? Böyle bir. En azından şu böyle paranteze alınsaydı. Tanrı'dan böyle bir söz mü aldınız? Ahit parantez içerisinde. Ki Tanrı sözünden, ahitten dönmez. Yoksa Tanrı'ya karşı bilmediğiniz bir şeyi mi, bilmediğinizi mi söylüyorsunuz? اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Edip Yüksel mealinde sayılı birkaç gün dışında وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا. Sayılı birkaç gün dışında ateş bize değmeyecek dediler. Girişte vav vardı. Okuduğumuz meallerde girişteki vavı göremiyoruz. وَقَالُوا. De ki, قُلْ Allah'tan böyle bir söz mü aldınız? قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا. Ayetteki ahit nekire bir halde duruyor. Başında böyle gibi, bunun gibi ifade yok. Ki Allah verdiği sözden dönmez. Fe'ye karşılık ki, فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ. Ayette Allah sözden dönmez değil, فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ. Sözünden dönmez. Tıpkı burada da olduğu gibi. Sözden dönmez. Yoksa Allah adına bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Alâ'yı adına olarak değerlendirmiş. Allah adına bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? İ.H. Baltacıoğlu mealinde inanmayanlar derler ki, derler. Bu inanmayanlar ayette geçmiyor. Buraya kadar olan meallerde de göremedik. Girişte bir vav vardı, o kayıp. Onun yerine fazlaca şeyler var. İnanmayanlar derler. Derler demek ile de ayetteki mazi sigasından kopmuş. Halbuki ayette dediler. Bir kısımları, bir takım kimseler vaktiyle dediler. Mazi olan bu ifade derler olarak genişletilmiş. Biz ateşte kalsak ancak birkaç gün kalırız. Ateş bize sayılı gün dışında değmeyecek ifadesini biz ateşte kalsak ancak birkaç gün kalırız şeklinde çevirmiş veya tefsir yapmış. Sen onlara de ki, sen ayrıca yok ayette, direkt de ki var, onlara da yok. Lehum gibi bir şey yok. Siz bunun için
Allah'tan, bunun için ifadesi ayette yok, Allah'tan söz mü aldınız? Eğer öyleyse Allah verdiği, eğer öyleyse bu fe'ye karşılık olabilir. فَلَنْ يُخْرِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ Eğer öyleyse, fe, eğer öyleyse, fe. Güzeldi bence. Eğer öyleyse, fe'ye karşılık. Allah verdiği sözden dönmez. Sözden dönmek. لَنْ يُخْرِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ Söze aykırı davranmak Arapçasıyla. Yoksa siz Allah üzerine, alayı ayetteki gibi almış, ilginç. Yoksa siz Allah üzerine bilmeyerek mi konuşuyorsunuz? Birinin üzerine konuşmak. Türkçe'de böyle bir ifade yok zaten. Yoksa siz Allah üzerine bilmeyerek mi konuşuyorsunuz? Evet. Yoksa siz Allah üzerine bilmeyerek mi konuşuyorsunuz? İngilizce meallere bakalım. Türkçe mealler burada son buldu. Bakara suresi 80. ayet. Estaizu billah. Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma'dûde. Kul ettehaztum indallâhi ahden felen yuhlifallâhu ahde. Em tekûlûne alallâhi mâ lâ te'lemûn. Yusuf Ali mealinde. And they say. Ve onlar derler ki, gördüğünüz gibi girişte ayetteki gibi vav var. And they say ve onlar derler. Ancak bunu genişletmiş, dediler şeklini maziden çıkarmış. And they said değil de and they say. The fire shall not touch us. Ateş belirlemiş aynı ayette olduğu gibi. Ateş bize dokunmayacak. Touch, but for a few numbered days, ancak sayılı birkaç gün dışında. Türkçe'de olduğu gibi İngilizcesinde de a few var, a few numbered days. Halbuki birkaç ayette göremiyorum, sayılı günler ifadesi var burada sadece. Say, have you taken a promise from Allah? De. Siz Allah'tan bir vaat mi aldınız? For he never breaks his promise. Çünkü o sözünü asla ne yapmaz? Kırmaz, bozmaz. Or is it that you say of Allah what you do not know? Yoksa siz Allah adına bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? You say of Allah what you do not know. Şakir mealinde and they say, burada da say, burada da say ve sonuncusunda da say. And they say, onlar derler, fire shall not touch us. Ateş bize dokunmayacak. But for a few days. Birkaç gün dışında. Say, de ki, have you received a promise from Allah? Siz Allah'tan bir vaat mi aldınız? Then Allah will not fail to perform his promise. O durumda, then, o durumda Allah sözünü icra etmekten ne yapmaz? Geri durmaz. Or do you speak against Allah? Yoksa siz Allah aleyhinde, alayı aleyhinde olarak değerlendirmiş. Allah'a karşı, Allah aleyhinde what you do not know, bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? Pikten mealinde and they say the fire of punishment parantez içerisinde cezalandırma ateşi will not touch us, bize değmeyecek, say for a certain number of days, sayılı belirli birkaç gün dışında. Birkaç yok, for a certain number of days, sayılı günler dışında bize değmeyecek. Say, have you received a covenant from Allah? Siz Allah'tan bir antlaşma mı elde ettiniz, aldınız?
demiş, tireyi açmış. Truly Allah will not break his covenant. Allah gerçek şu ki antlaşmasını ne yapmaz? Bozmaz. Or yoksa tell you concerning Allah that which you know not. Bilmediğiniz şeyleri mi Allah hakkında söylüyorsunuz diye piktel meale çevirmiş. Muhlishan mealinde and they say, and they Jews say, Yahudilerin kastedildiğini parantez içinde anlatmak istemiş. The fire, ateş, yine parantez içerisinde hellfire on the day of resurrection, cezalandırma gününde, ki cehennem ateşi kastediliyor demek istemiş. Shall not touch us, bizi değmeyecek. But for a few number days, sayılı günler dışında, say, de ki, O Muhammed, peace be upon to him, parantez içerisinde, have you taken a covenant from Allah, siz Allah'tan bir antlaşma mı aldınız? So that Allah will not break his covenant. O takdirde, so, fe'ye karşılık, Allah antlaşmasını bozmayacaktır diye gelecek zamanını kurmuş cümleyi, ki Arapçasında da len gelecek zamanda nefy eder. Or is it that you say of Allah what you know not? Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz demiş. Meal dosyasına geçelim. Bakara suresi, yani ikinci sure, 80. ayet-i kerime. Ayeti buradan alalım. Göz önünde bulunsun şuracıkta. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً. Ve ya da bir de dediler ki, ateş bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır. Kul. De ki, اتخذتم عند الله عهدا. Allah katında bir söz mü aldınız? فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ. Eğer öyleyse Allah sözüne aykırı davranmaz. فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yoksa siz Allah hakkında مَا لَا تَعْلَمُونَ, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً. قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bir de dediler ki, ateş bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır. De ki, Allah katında bir söz mü aldınız? Eğer öyleyse Allah sözüne aykırı davranmaz. Yoksa siz Allah
hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, sizin katkılarınız var mı? Allah katından olmasın. Tehettüm indallahi. Dan değil Arapçasında. Böylece de anlaşılabiliyor. Dolayısıyla bunu tercih ettim. Bir ayetin başında bir len geçiyor. Len temessene. Len temessene. Orada dokunmayacaktır şeklinde gelecek zaman geçiyor. Evet. Fakat daha sonra tekrar felen yuhifallahu diyor. Orada geniş zaman kipini kullandınız. Evet, çok harika, güzel. Eğer öyleyse Allah sözüne aykırı davranmayacaktır. Öyleyse Allah sözüne, hatta oradaki gibi lenden dolayı asla'yı da getirelim. Eğer öyleyse Allah sözüne asla aykırı davranmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Başka? Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Peki, bir sonraki ayet-i kerimeye geçelim. Estaizu billah. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَلَى. Tam tersi yahut gerçek şu ki, مَنْ كَسَبَ, her kim kazanırsa, elde ederse, seyyiaten, bir günah, bir yanlış, bir hata, ve kazanması yetmez, ve ahatat, ve kuşatırsa, bihi, onu, o kimseyi, zamir mene gidiyor, hatiyatuhu, hatası, bir bakıma seyyiyeyi tarif ediyor. Ve bu yanlışı kendisini kuşatırsa, yani lokal kalmaz, onu tümüyle kuşatırsa bu hatası, fe işte bunlar, ulaika işte bunlar, ashabun nari, ateşin, yukarıdaki nar bir kez daha anıldı, ulaika ashabun nar, onlar ateşin arkadaşlarıdır. Hum, onlar, fiha, oracıkta, halidun, sonsuzdurlar. Müfessir ne demiş? Thumma, daha sonra, zekara, andı, teala, aşkın, yüce Cenab-ı Hak, neyi andı? Hukmen ammen, genel geçer bir hüküm andı. Yani, önceki ayet-i kerimede söz konusu olan kuruntuların bırakılması ve şu hükme, şu genel geçerli olan temele dayanılmasına işaret ederek, zaten girişteki bela onu gösteriyor. Yani bu kuruntularınız söz konusu değil. Bu kuruntularınız geçerli değil. Bunlar gerçekleşmez. Olacak olan şudur. Gerçek şudur. Şu esas üzere gidilmelidir diye bir hüküm vaz ediyor Cenab-ı Hak. Hukmen, müfessirin ifadesiyle hukmen âmmen, genel geçerli bir hüküm. Yedhulu, bu hüküm kapsamına girer. Bihi, Benu İsrail'e, bu hükmün kapsamına İsrailoğulları girer. Ve gayruhum, ve başkaları da girer. Tıpkı ümmeti Muhammed'in girmesi gibi. Ve huve, o da şu hükümdür. Ve huvel hukmu ellezî lâ hukme gayruh. Kendisinden başka hüküm olmayan, yani alternatifi olmayan bir hüküm bu. Buna alternatif üretemezsiniz demek istiyor müfessir. İlla ki tek geçerli hüküm bu. Nedir o? Lâ emâniyuhum. Onların kuruntuları değil de bu hüküm geçerli. Ve davihim, ve davaları, iddiaları değil. Bi sıfatil halikine ve nacine fekale. Helak olacakların ve kurtulacaklar hakkındaki onların tanımlamaları, betimlemeleri, iddiaları değil.
yahut kuruntuları değil de geçerli olacak olan hükmü Cenab-ı Hak andı diyor müfessir. Fekale dedi ki bela ey leysel emru kemâ zekertum, iş sizin dediğiniz gibi değil, iş böyle. Yani önceki bir yargıyı nefyedip sonraki bir yargıyı doğrulayan bir giriş bu. Bela öyle değil, böyle. Leysel emru kemâ zekertum fe innehu, çünkü durum şudur. Fe innehu kavlun la hakikate lehu, çünkü bu söylediğiniz zamir söylemlerine gidiyormuş. Fe innehu kavlun, o sizin söylediğiniz sadece bir söz. La hakikate lehu, gerçeği yok, bir asla dayanmıyor. Velakin, ancak durum şudur. Men, her kim kesebe kazandı ise seyyiyeten, bir kötülük. Ve huve nekiratun, bu da nekire halde seyyiyeyi kastediyor. Fi siyaki şartı, şartın anlatılmasında. Yani her kim herhangi bir kötülük kazanırsa şartı. Feyaum eşşirka, şirki kapsar bu seyyiye. Femedunehu, ve onun altındaki diğer günahları da kapsar. Vel muradu bihi, müfessir diyor ki buradaki seyyiye ile kastedilen şey huna, burada eşşirk, burada kastedilen seyyiye ise şirktir diyor. Buna da neyi varmış? Bir delili varmış. Bir delili kavlihi, şu sözü buna delildir. Ve ahatat bihi hatiyatuhu, ve hatası kendisini, o adamı kuşatırsa ifadesinden bu seyyiye ile Cenab-ı Hakk'ın kastının şirk olduğunu düşünüyorum fessir. Yani ehâtat bi'amiliha, bu işi yapan kimseyi kuşatması gerekir yaptığı iş, bu şartın gerçekleşmesi için. Felem teda'lehu menfezen, o kadar ki seyyiye adamı o kadar kaplamış ki hiçbir menfez bırakmamış. Yani adamın bütün her tarafı bu seyyiye ile kaplanmış. Ve hâzâ, bu da böylesi bir sahne. La yakunu, gerçekleşmez. İlla bi şirki, herhalde demek istedi. Ve hâzâ la yakunu illa şirka. Bu da şirkten ayrı, şirkten başkaca bir şey olarak düşünülmez. Böyle bir şeyi ancak şirk yapabilir diyor. İnsanı tümüyle kuşatacak. فَاِنَّ مَنْ مَعَهُ الْا۪يمَانَ, çünkü kimin yanında iman varsa لَا تُحِيطُ بِهِ خَطِيَتُهُ, hatası kendisini tümüyle ne yapmaz? Kuşatmaz. Bir adamda iman varsa hatalar o adamın sonunu belirlemez. İman belirler. Fesir de bu kanaatte. Çünkü buna dair deliller var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ, şirk, Cenab-ı Hak şirk koşanın bu cürmünü affetmez. Dolayısıyla şirk varsa hata olaraktan bir adamda, bu adamın akıbeti ile ilgili olarak belirleyicidir. Ancak şirk değil de bunun dışında bir günahsa, bu günahı adamı tümüyle kuşatıp alıp sonsuz geleceğini belirlemez. Lokaldir, arizidir şirk dışındaki günahların kişiye vereceği sonuçlar. Dolayısıyla müfessirin bu ifadeden bunu şirke yorması hakikaten bence de çok isabetli. Çünkü hangi günah insanı tümüyle kaplar, kuşatır? Elbette ki şirke varan günahlar. Feulâike, işte bunlar, bu kimseler, bu anılan koşulun sağlandığı kimseler. Yani bir günah işlemiş ve bu günahı kendisini tümüyle kaplamış kimseler. Feulâike, işte bunlar, bu ulâike ile başlaması neyi anlatıyor? Hasır anlatıyor, yani sınırlama. Yani başkaları değil. Bu koşul sağlanmıyorsa onlar bu sonuç, bahsedilecek olan sonuca girmezler. Feulâike ashabunnar, işte bunlar ateşin halkıdır demek ile müfessirin yorumunu esas alacak olursak, şirk koşanlardır ateşin halkı, başkaları değil. Hum fiha halidun, onlar oracıkta ebedi kalacaklardır. Ve kad ihtacca bihal havaricu, diyor müfessir. Bu ayeti kerimeden hüccet çıkardılar, kanıt çıkardılar. Kimler? El havaricu, hariciler. Ala kufri sahibil masiyeti, masiyet sahibinin, herhangi bir günah işlemiş kimsenin
kafir olacağına dair bu okuduğumuz ayetten delil çıkarmışlar. Vahiyya ancak müfessir diyor ki halbuki bu ayet hüccetun aleyhim, onların aleyhine bir hüccettir. Yani kendi tezlerini savunmak üzere getirdikleri bu ayet tezlerini desteklemekten çok aslında müfessire göre tezlerini çürütüyor. Kema tera, bize de diyor ki müfessir gördüğünüz gibi. Bakalım nasılmış. Fe innehe zahiratun fişşirki. Çünkü ayet gördüğünüz gibi şirk hakkındadır diyor müfessir. Buna dair delilini yukarıda görmüştük. Ehatat bihi hatiyatu, hatası kendisini kaplayan bir günah işlerse o kimse ebediyen cehennemliktir. Demek ki hariciler hatasının kendisini kaplaması koşulunu dikkate almaksızın yahut onu şirke yormaksızın diyorlarmış ki men kesebe seyyiaten, bir adam bir günah işledi mi, mesela zina etti yahut hırsızlık yaptı, onlara göre yahut yalan söyledi mesela, bu adam artık ebediyen cehennemliktir, ateşin halkıdır deyip hakkında hüküm veriyorlarmış. Ve ehatat bihi hatiyatuhu, halbuki bu ifade hakikaten kim bir kötülük kazanırsa ne yapıyor? Belirliyor, belli bir niteliğe sokuyor. O kadar ki kötülük onu tümüyle kaplamış olacak. فَاِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي الشِّرْكِ وَهَاكَذَا, aynen bu şekilde كُلُّ مُبْطِلٍ يَحْتَجُّ بِآيَةٍ, her iptal eden kimse, yani haricilerde olduğu gibi bir ayet ile hüccet getiriyor ama اَوْ حَدِيثٍ, yahut bir hadis ile hüccet getiriyor ama sahihin ala kavlihi, kendi sözüne sahih bir ayet ile yahut bir ayet ile delil getirir ama ala kavlihil batil, kendi batıl sözüne. Fela budde en yekune fi mehtecce bihi hüccetun aleyhi, müfessirin kanaati şu ki o getirdiği ayette yahut o getirdiği hadiste muhakkak kendi davasını çürütecek, yani aleyhinde bir delil söz konusu olmalı. Tıpkı bu ayette olduğu gibi. Yani her kim kendi yanlış, batıl iddiasını Kur'an'dan bir ayet ile desteklemeye kalkıyorsa, müfessir diyor ki biraz inceleyin. Aslında o ayette onun tam sözünün tersine bir delil vardır diye iddiası var. Böylece ayeti kerimenin tefsirini okumuş olduk. Alalım bu ayeti kerimeyi buradan. Bela, men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyatuhu fe ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Bela, bu belayı Türkçe'de güzelce aynen olduğu gibi karşılayan bir kelime sanıyorum yok. Bilakis, evet, bilakis biraz yakın buna. Şimdilik bilakis yazalım. Bilakis. Bakın Kur'an'daki örnekleri çok değilse bakalım bir. En tipik örneği nerede var? Kalu bela. Olumsuz soruya verilen olumlu cevaplarda çoğunlukla kullanılıyor. Bakınız bunun örneklerinden. Bela. 22 yerde varmış. Birincisi bizim okuduğumuz ayette. Bir başka ayet yine bizimki gibi başlıyor. Bela men esleme vecehu lillahi. Bu da bu ayette, kendisinden önceki ayette bulunan batıl düşünceyi tespit etmek, düzeltmek amacıyla gelmiş. Bela men esleme vecehu lillahi ve huve muhsinun. Her kim özünü, yüzünü Allah'a teslim eder ve ihsan sahibi olaraktan davranırsa
onun ecri vardır inde Rabbihim. Sanıyorum bu ayet-i kerimeden önceki ayet şöyleydi. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyye ehlil kitab diye ne sizin kuruntularınız söz konusu geçerli olur ne de ehli kitabın kuruntuları geçerli olur. Olay nedir? Olay kim özünü Cenab-ı Hakk'a teslim eder ve huve muhsinun ihsan sahibi olduğu halde işte onun ecri Rabbinin katındadır ve onlar için ne korku ne de üzüntü söz konusudur. Bakınız bir başka örnek, bir diyalog içerisinde üstelik bela ile ilgili. İbrahim Cenab-ı Hakk'a erini keyfe tuhil mevta, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster diye seslenmiş aleyhisselam. Cenab-ı Hak ona kâle evelem tu'min, demiş ki yoksa sen iman etmedin mi? Kâle dedi ki İbrahim'in cevabında, bakınız olumsuz soruya iman etmedin mi sorusuna verilen olumlu cevap. Kâle bela, hayır ben iman ettim. Böyle hem hayır var hem de sonraki yargıyı için bir evet var. Kâlu, kâle bela, hayır ben iman ettim. Kâle bela. İşte bunu tam anlatan tek bir kelimemiz yok bizim. Bir başka ayet-i kerimede bela men evfa, yine deminki örneklere benziyor. Bu da aynen. Bakınız başka bir soruda kâle eleyse hâzâ bil hakkî, bu hak değil midir sorusu yine olumsuz soruya verilen bela ve rabbine verilen olumlu cevap. Yine demin örneğini andığım kâlû bela, Rabbinin Adem'in zürriyetinden sırtından zürriyetini çıkardığı gün kendileri üzerine onları talık ettiğinde sorduğu elestu bi rabbikum, yine olumsuz soru, Rabbiniz değil miyim sorusuna kalu dediler ki, bakın burada evet koysanız kalu naam deseniz gitmiyor. Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimiz değilsin oluyor. Hayır deseniz o da karşılamaz. Elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Hayır, Rabbimiz değilsin gibi olabiliyor. İşte ne evet ne hayır, sorulan olumsuz soruya hayır, olumlu yargısına da evet'i aynı anda sağlayan güzel bir kelime bu. Dolayısıyla bunun yerine bilakis falan gidiyor galiba. Bilakis yahut işin aslı şu ki, birazdan mealcilere de bakarız onlar ne demişler. Men, her kim kesebe kazandı, şart ile düşünülürse kazanırsa, her kim kazandı ise ile yaparsak olur, hem mazi olur. Her kim kazandı ise seyyiaten, bir kötülük, ve ahatat, ve ikinci koşulu, birinci koşula, ikinci durumu koşul, bir ilk koşula ve ile bağlamış Cenab-ı Hak. Dolayısıyla her ikisinin de mantıksal olarak aynı anda geçerli olması öngörülür. Ve ahatat, ve kapladı ise, tek biri yetmez yani. Ve ahatat, ve kapladı ise bihi, onu mene gidiyor. Hatiyetuhu, hatası. Feulaika, fe işte bu durumda, yani bu koşul sağlanırsa feulaika, işte bu durumda onlar, meni çoğaltmış, men durumunda olanlar, yukarıdaki men şartını sağlayan kimseler, ashabun nari, işte bu durumda olanlar ateşin halkıdırlar. Bundan önce ashab için ne dedik bilmiyorum, şimdilik halkı dedim. Hum, onlar, fiha, orada, halidun, sonsuzdurlar. İrabına bakalım ayetin. Bel, bele, biz buna harfu cevap diyoruz. Men, mübteda, kesebe, fi'lun madin, faili, huwa, seyyiaten, mef'ulun bih, nekre halde, vav, atıf, ahatat, fi'lun madin, fa'ili hiye, bihi, car mecrur, hati'atuhu, yukarıda ahatatın fa'ili,
O yüzden müennes. Sonundaki zamir muzafun ileyh. Fe atıf yahut rabıta harfi. Ulaika mübteda. Ashabu buradaki muzaf haber durumunda. Ennar muzafun ileyh. Hum yine mübteda. Fiha car mecrur. Halidun haber. Ayet-i kerimenin meallerine bakalım. 81. ayet-i kerime. Estaizu billah. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi khatiyyatuhu fe ulaike ashabun nar. Hum fiha halidun. Diyanet açıklamalı mealde. Hayır demişler. Bela'ya karşılık. Hayır. Yani önceki ayetteki yargıyı nefyeden kısmı, onu olumsuzlayan kısmıyla evet doğru. Ama yeni koyacağı yargıyı destekleyecek kısmıyla da eksik. Hayır. Yani öyle değil. Kim bir kötülük eder de, kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, İşte fe işte o kimseler cehennemliktirler diye ashabunlar ateşin halkıdırları cehennemliktirler diye çevirmiş. Onlar orada devamlı kalırlar. Hum fiha halidun. Evet, sonsuzluk kavramını devamlı kalırlar şeklinde anlatmışlar. Elmalı hocanın mealinde bu kez hayır değil, evet. Yeni verdiği yargıyı yani öncekinden ayrı olarak Cenab-ı Hakk'ın şimdi vaz edeceği bu temel ilkeyi tespit etmesi açısından evet doğru, belanın içinde var. Bu kez de ne eksik? Bu kez de hayır eksik. Bize öyle bir kelime lazım ki içinde öncekini nefyedecek, ona hayır diyecek, yeni koyacak, yeni gelecek olan yargıyı da tespit edecek, onu teyit edecek, ona evet diyecek bir kelime. Şimdi meal okuyucuları bu iki ayeti affedersiniz, iki meali alt alta gördüklerinde birinde hayırı birinde evet'i görünce sanıyorum şaşırıyorlardır. Evet, kim bir seyyiye kesp etmiş de seyyiyeyi olduğu gibi almış merhum seyyiye. Ayrıca kesp etmeyi de olduğu gibi almış. Hatiyeyi de olduğu gibi almış. Yani bildiğiniz ayeti aynen. Evet, kim bir seyyiye kesbetmiş de hatiyesi kendisini ihata, yok kuşatmayı bu kez tercih etmiş. Halbuki ihata Türkçe'de hala var. Hatiyeden kesbetmekten daha yaygın. Nasıl olmuşsa hoca burada kuşatmayı tercih etmiş. Çok oldu diye herhalde düşündü. Evet, kim bir seyyiye kesbetmiş de hatiyesi kendini her taraftan ihata. Evet. Gerçi kuşatmak da kısmi kuşatma olabiliyor değil mi? Kısmi kuşatma. Ama ihata kısmi olmuyor. İhata bir ihata ettiği dediği ihatadan bahsediyorsanız tümüyle olmalı. Azıcık kısmi diyorsanız ona ihata demiyorsunuz. Başka bir şey diyorsunuz artık. Kuşatma tam mı oluyor? Peki. Ama bak hoca tam olmadığı kanaatinde ki her taraftan diye onu ihataya yanaştırmak için eklemiş, her taraftan kuşatmış ise ve dikkat ederseniz bunların hepsi mazi, yani bunların gerçekleşmiş olmasını hakkında gerçekleşmiş olan kimse için Cenab-ı Hak bir hüküm verecek. Mazide kalmış olmalı bunlar. Kuşatmış ise işte öyleler, işte öyleler fe ulaike ateş ehli ashabunlar hep onda muhalliddirler diye muhallid kullanmış. Halidun'dan gelme. Yani orada onlar sonsuzdurlar. Ara ayet-i kerimenin yarısı hemen hemen bunun içinde zaten var. Bağlaçlar falan hocadan. Ömer Nasuhi Bilmen mealinde Elmalı hocanın mealinde bazen yeni Türkçe çok hakim.
oldukça Türkçeleşmiş görüyoruz. Orijinal meali kastediyorum. Bazen de böyle çok ayete bağlı, kelimelerini bile ayetten illaki seçen bir meal ile karşımıza çıkıyor. Yani tek bir, tek düze bir yapısı yok gibi. Ömer Nasuhi Bilmen mealinde hayır. Her kim bir yaramazlık işler, yaramazlık demiş Nasuhi Hoca. Niye öyle demiş? Çünkü seyyi'yi müfessirler küçük günah olarak görüyorlar. Bunu Kur'an'da karineleri var. Zunub ise büyük günah olarak telakki ediliyor. O da yine Kur'an'da karinede şeyleri var. Destekleyen şeyler var. Dolayısıyla hoca buna yaramazlık demiş. Ama yaramazlık yapıp da yaramazlık deyip de şurayı yeterince güçlendirmezse okuyucu yaramazlıktan bir anda kendisini sonsuz ateşte bulabilir. Bakalım her kim bir yaramazlık işler de günahı, bakınız bu kez günah, hatia çünkü bir derece daha ağır kabul edilir. Günah demiş bu kez. Günahı da kendisini kuşatırsa, bu ilerleyen, genişleyen bir süreç bu. O kadar ki kendisini kuşatmış. İşte onlar ateşe mülazımdırlar. Ashab olmayı, arkadaş olmayı hep kalıcı olmak anlamında kullanıyor Cenab-ı Hak. Onlar ateşin halkı. Yani sürekli kalacak olanlar onlar. Bir süreliğine arkadaş anlamında değil de, dolayısıyla müfessir oradan, yani ashabtan, arkadaşlıktan mülazım olmayı, sürekli birlikte olmayı çıkarmış. Bir bakıma alttaki manayı üste çıkarmış diyebiliriz buna. Keşke aynen ateşin arkadaşlarıdır deyip arkadaştan o çıkarılacaksa onu okuyucu, Türk okuyucusu da çıkarmalıydı. Çıkarırdı yahut. Mülazımdırlar. Zaten bunu çıkarmak zorunluluğu da yok. Çünkü devam edecek ayet-i kerime daha bitmedi. Cenab-ı Hak ayette hum fiha halidun, onlar orada sonsuzdurlar diye zaten mülazım olduklarını iyice bir belirtiyor. Onlar o ateşte ebedi kalacak kimselerdir. Hum fiha halidun. Onlar o ateşte, bu ayette zamir ile geçilmiş. Ancak müfessir zamiri açığa çıkarmış mealci ateşte diye. Ebedi kalacak kimselerdir. Ebedi kalmak. Bunlar da hep halidun. Onlar orada sonsuzdurlar ifadesinden çıkarılmış şeyler. Halbuki halid ismi fail, sonsuz olan şeye, sonsuz olan kimseye verilen bir isim. Sanıyorum bundan önce geçti bizim işlediğimiz ayetlerden birinde. Biz orada sonsuzdurlar şeklinde kullanmıştık. Süleyman Ateş Hoca'nın mealinde evet demiş bu kez. Hayır, evet, hayır, evet diye ardışık ters gidiyor. Evet. Kim bir günah kazanır da seyyiye günah demiş. Evet, kim bir günah kazanır da kazanmak. Bu ayetin ifadesine uygun. Men kesebe var ayette. Kesbetmek demişti Elmalı Hoca. Eder demişti Diyanet meali. Halbuki madem böyle de ifade edilebiliyor, öyleyse ayettekine uygun olan tercih edilmeli. Çünkü Arapçada da etmek var, işlemek var. Ama kazanmak ayette kullanılmış. Çünkü kazanmak ifadesi daha çok günahı kişiye sahiplendiriyor. Yani kazandı. Bizatihi kendi amacıyla, bilerek, daha çok niyetine ve amden, kasten yaptığına işaret ediyor. Evet, her kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa, güzel, maziyi güzel taşımış hoca buraya, suçu kendisini kuşatmış olursa, kuşatırsa derseniz belli olmaz. Acaba bunun Arapçasındaki orijinal hali muzari fiilden mi geliyor yoksa maziden mi? Kuşatmış olursa diyerek onu da belirtmiş. İşte onlar feulâike ateş halkıdır, ashabun nari, orada sürekli kalacaklardır diye de hum fîhâ halidûnu taşımış. Peki, akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe'l-azîme lî ve lekum ve lisâirin mu'minîn. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.